Bismillahirrahmanirrahim. Sahabalar derslerden devam ederken biz sizden biz bugün Umayr ibn-i Vahb radıyallahu anh'ı hususunda yaklaşken buranızı inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqiq Umayr ibn-i Vahb men üçün bazı oğul farzatlarından göre menge yakarak oldu. Dib Umayr ibn-i Hattab radıyallahu anh'ı bu kişi hakkında şimdi bir çıralı sözler beytadı. Quraysh müşrikleri Müslümanlarla bo'lgan birinci cihatta Badr'da mag'lub bo'lib Makka'ya qaytishdi. O'zlarining sayyidlaridan deyarli hammasi qatl qilindi. Ular obob chuqurga tashlandi. Müslümanlar Alloh taolo tomonidan katta bir nasrga, katta bir yordamga, g'alabaga ega bo'ldi. Müşriklar Makka'ya qaytar ekan har bittasining ichida bir oilasidan bir kishini yo'qotgan, kim akasini, kim otasini, kim farzandini. Makka mana shunday bir Azada turgan paytda Umayr ibn Vahb Ka'bani oldiga tavof qilgani keladi. Butlarni ulug'lashlikka, ularni taboyi qilib ularga sig'inishlikka keladida va Ka'bani oldida Safvon ibn Umayyani o'tirganligini ko'radi. Xayrli tong dedi, bir-biriga salomlashgan bo'ladida, o'tir, ozgina gaplashamiz dedi. Umayr ibn Vahbga Safvon ibn Umayya. Zero ozgina suhbat qilsak, bir-birimizni dardimizni so'rab, bir-birimizni hol-ahvol so'rasak kalbimiz ozgina yengil tortar dedi. İkkala oğlanı oturuştu. İçindeki dertlerini töküştü. Badr'da kançalık aziyet çekkenliklerini, kimler ötüp kimler koyanlığını subat kılıştı. Ve Safvon aytdi ki, kendi bir kişilerimiz bu arada. Onlar da bahçesini Muhammed ve Müslümanlar katıl kılıştı. Şimdi onlardan keyin hayat kızı kalmadı dedi. Şimdi Umayr ibn Vahb'ni ana shu Badrga o'zi bilan birga yetarab olgan o'g'li Vahid musulmonlarning qo'lida asir bo'lib qolgan bo'ladi. Uni ham alami, uni ham o't ichida bo'ladi. Safvonning bu gapini eshitib turib aytadiki, agar dedi qarzlarim bo'lmaganida dedi. Agar oilamni men o'lib ketsam, mendan keyin ko'chada qolib, sarson bo'lib ketishidan qo'rqmaganimda Madinaga borib Muhammad o'ldirib kelardim dedi. Çünkü men Madinaga boradigan bo'lsam, mendan hiç kim gumon qilmaydi. Çünkü Makka'dan Madinaga borib, farzandlarini, otalarini yoki akalarini fidya berib qaytarib olayotgan mushriklar qatorida borib kelardim. Mendan hiç kim yomonligini gumon qilmasdi dedi. Safvon ibn Umayya bu gapni xuddi poylab turgandek, bu fursatdan foydalandida, bo'lmasam dedi, seni qarzlaring meni qarzim dedi. Seni farzandlaring, seni oiling ta men tiriyakanman, ta ula tiriyakan, ularni qarmog'i meni bo'ynimga dedi. Borib Muhammadni o'ldirib keladi. Subhanalloh. Nimaga endi payg'ambar Arabdan chiqqan degan savolga avvalambor Alloh taoloning irodasi. Xolosi ulamolar mana shu o'rinda bir necha bir hikmatli so'zlarni keltiradi. Shulardan bittasi Arablarning tabiati. Ka'batulloh o'shida bo'lishligi, Qur'on arab tilida bo'lishligi, Ibrohim alayhisalom Ka'bani Makkaga qurishi va bir qancha sabablar ko'rsatiladi. Ana shu sabablardan bittasi deb hukmolar aytadi sirat olimlari. Arablar bir so'zli xalq bo'lgan. Arablar bir narsani gapirsa, oxirigacha yetkazadigan o'jar, inji xalq bo'lgan. Umayr ibn Vahb Muhammadni o'ldiraman degan gap og'zidan chiqdi. Ikkinchi tomon uni quvvatlayapti. Qaraki bir ishni qilishlikka bir odam o'zini quvvat yetmasa, yonidagi odamlardan yordam so'raydi. Yonidagi odamlar yo'lidida agar musulmon savob ish qilishlikka birodarga yordam bersa, savobda sherik bo'ladi. Mana qorda Qur'on yotlayapti. Qur'onda ekan qorixonaga borib turib, bir kilo go'sht olib bersangiz, bir qop non olib bersangiz, shular siz yegan, bergan ulingizni yegan, bergan go'shtingizni yeb Qur'on yotlasa, ana shu Qur'oniga sherik bo'lasiz. Umrini oxirigacha o'qigan Qur'oniga sherik bo'lasiz. Yaxshilikka ham sarf etadi inson pulini, yomonlikka ham. Bu yerda Safvon ibn Umayya o'zini e'tiqodini yo'lda pul sarflayapti. Qarzingiz deman, bolacha qayni boqaman, Muhammadni o'ldirib ketdi. Ikkalasi ittifoq qilishdi. Aytdik, bir so'zni hal qildi bular, bajaraman dedi. Uyiga bordi, oilasi bilan xayrlashdi, o'rnidan turib ketyotib Safvonga aytdiki, o'rtamizda bo'lgan gapni hech kimga aytmadi. Uyiga bordi, tuyasini tayyorladi, oziq-ovqatini oldi, qilichiga zaharni surtdi. Tuyani minib Madinaga qarab yo'lga oldi. Madinaga yetib kelganda tuyasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidining oldida cho'ktirib
Oturarken yer tüyadan düşerken payda Ömer ibn Hattab radıyallahu anh bir kança sahabalar oturganında karab durup bu it dedi. Allah'ın düşmanı Ömer ibn Vahab geldi dedi. Hoşyar olup duruyorlar, karab duruyorlar. Yaşı niyette kegen yokşa mıydı bu dedi. Özü yükünü açar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı yeketti. Yani Müslümanlar da işi Ömer ibn Hattab da işi. Bir tane tazbar ayetler de yani bir anlıyı bana yaptı. Bana diyor, derek Maçlı kendine yakışmayken olsa işimiz yok. Sop karasın deyimiz. Peki namış gelse kara olup ayan olsa karasın imam parasın. Bu arada da bana şu masjid Allah'a diyor olsa siz bulan bizi bir ibadet hanamız. Her bitti buradayken kemçilik usta siz bulan bizi ki bu işin kirek. Bizi sahabalardan farkımız ular her bitti buradayken Muhammed'i meniki de bilgen. Men halkalı işim kerek de bilgen. Ömer'in hatta bal bittersini yürütürüp olsa bala dedi peygamberimiz oldu. Irgı bozu türlü. Karakteriler dedi bu arada. Ya Resulullah, Allah'ın düşmanı Umayr ibn Vahb geldi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyor onu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de büyüğünü labbede bacarıp Umar bağırdı. Bir tek olu bulan yok aslında mahkemişlerdi. İnşallah onunla kegende bana şu tötte halife Abu Bakir, Umar, Osman, Ali radıyallahu anh kudu kıssalarını engelleşemiz. Bu Allah'a bir katta dersler. Bu hazırki vaktimizi kıskalı gibi olan paygalarını, sahabalarını bazılarını yapıp şey yapıyoruz. Vaktimiz yetmeyene giden, onların keyingilikle alıp koyduk. Bitti kolu bulan mahkemişlerdi. Onların hatta Resulullah Hanım'ı 2 metreden balatına boyayan boyayan. İni giyen boyayan, boyu giyen boyayan, bile giyen, yüre giyen, kellesi giyen boyayan adamı. Bütün insan boyayan hakiki. Öz İslami'yi kirişli giyen, paygamberimizi öldüremen de çıktı iman gekerler, köpçülükimiz bulanız. Yani tabiatı da bir işli uçadı mı, ahir geçi yetkisi olganlardan boyayan. Allahümme aizzel İslam'ı bir ahadal Ömer'e emreken Resulullah. Parvadigara İslam'ı içti Ömer'den bittersini imange keltirip kuvvetlantırken de genelde. Bittersi Abu Cahil, Amr ibn Hişam. Bittersi Ömer ibn Hattab. İki de bakuvat adam bu arada Kureyş'te. Şuna bittersi Allah'a yakın nirağı, mahbub rahı Ömer ibn Hattab iman keldi. Peygamberimiz üç amamende vardı. Ayetler değişti. İman keldi. Şükür işini başladı. Bitti kolu bulan. Kekirteyden aldı. Yokasından. İkinci kolu bulan. Yelkesi gelip yiyen kılıçtı boynunu saldı da ilk sözleri kendisi olarak geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Uhud dağı cilipti dese işen iyiler. Lakin bitti adamdı. Tabiyatı ürgat dese işen miyeler. Yani mu'min, mullamışır boyun adam. İslam'a mahkem yapışken de o cesur, gayretli bir komik. Şimdi mulayenlik için kaladı. Yani şicatı, yüreği de otu var boyun adam. Müslüman boyun da mullamışır o kadar da gelmez. Yani Uhud dağı cilipti onun neden. Lekin shunga ishonishlar mumkin, lekin bitta odamda bizning tilda xarakteri o'zgarmaydi deyapti. Umar ibn Hattob islomgacha ham qattiq bo'ladi, yuragida o'ti bor odam edi. Islomga kelganda mana shu quvvati bilan qoldi. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldiga olib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, uni qo'yib yuboring" dedi. Qo'yib yubordi, orqaroq turing dedi. Orqaroq turdi. Shunda keldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam E Umayr dedi, nemeye geldiniz bir yere dedi. Dese etti ki, başkalar kotarı sırada korelerde asır bugün oğluma acilatken geldim dedi.